Sayın basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Türkiye hafta başında Mersin'deki bombalı saldırı sonucunda şehit olan polisimize ağlarken ve yaralılarımızın bir an önce şifa bulmasını beklerken tükenmiş, bitmiş ve çareyi bir şehidin üzerinden siyasi rakiplerine saldırmakta bulmuş bir partinin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ne kadar seviyesizleşebileceğine tanık olarak geçirdik bu haftayı. Geldiğimiz noktada bir takım gelişmeler var. Bunların konuşulması gerekiyor. Birincisi şu, dün değindik ama artık bunun net olarak ortaya konması gerekiyor. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan 11 yıl önce çalışmalarını yaptığı ve bundan 10 yıl önce kamuoyuyla paylaştığı raporda bir isim geçiyor. O isim üzerinden saldırıyı yapan terörist olarak CHP'nin raporunda var, CHP'nin raporunda var diyorlar. Bunu çok net olarak söyleyelim. O isim rapor hazırlanırken içeride ama daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 4. yargı paketiyle, yani Abdullah Öcalan'la görüştükleri müzakerelerin sonucunda verilen kararla cezaevlerinin boşaldığı 4. yargı paketiyle salıverilmiş ve o salıverilmeden 4 ay sonra raporumuz yayınlanmış ve şimdi bize raporda adı olan kişinin bu saldırıyı gerçekleştirdiğini söylüyorlar ve utanmadan, sıkılmadan CHP'nin gazetecisi diye yazıyorlar. Bunu kesin bir dille reddettik, lanetledik. Şimdi bir başka tartışma var basında. Bizim açımızdan fark etmez. O gün gazeteci olarak içeride olduğunu söyleyen, ki kendi beyanlarını rapora taşımışız ama arkasında durmamışız, sahip çıkmamışız. Sahip çıktıklarımızı biliyorsunuz. Şimdi iddia o ki ilk günden beri var, biz emniyetten açıklama bekliyoruz, beklemeye devam edeceğiz. Biz İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesi, bazen Süleyman Soylu'nun kendi sayfası gibi kullanılsa da İçişleri Bakanlığı'nı önemseriz, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü önemseriz. İlk günden beri bize gelen bilgi, aslında saldırgan o değil, parmak izi tutmadı, bir başkası saldırgan ama biz buna sığınmadık hiç. Raporda adı geçiyorsa, sonradan Süleyman Soylu'nun ifadesi şu, 2013 yılında PKK'ya katıldı diyor, rapor yazılırken değil, sonrasında. Teröristse, bir terör örgütü mensubuysa fark etmez. Saldırıyı yapan oymuş, değilmiş. Bizim meselemiz CHP'nin terörle arasına koyduğu mesafe ve terörü kınamaktır. Ama bütün her şeyi CHP'li terörist, CHP'nin gazetecisini oturtanlar, dün bütün Mersin'den gelen bilgiler saldırganın o kişi olmadığı noktasındaydı. Artık bir açıklama yapmak durumundalar. Saldırgan o da çıksa pozisyonumuz değişmez, çıkmasa da değişmez. Ama o günden bugüne bir isim, bir resim ve burada yer alan bir ifade üzerinden CHP'ye saldıranlar, tek argüman olarak bunu koyanlar ne diyecekler, bir ona bakacağız. Ama tabii burada tartışmayı hangi zeminde sürdürdüklerine bakarsak, AK Parti'nin grup başkan vekillerinin, sözcülerinin, mesela biz raporun olduğu tarihte kendisine gazeteci dedi diye ona mektup yazmışız, cevap almışız, onu basmışız. Peki bu arkadaşlarımız, örneğin Abdullah Öcalan'ın bu örgütün kurucusu olduğunu ve halen daha bu örgütün lideri olduğunu bilmezler mi? Bilirler ama Abdullah Öcalan'dan seçimlerde mektup getirip okuturlar. Mesela PKK terörist bir örgüt değildir diyen Orhan Miroğlu hiç inkar etmedi bu sözünü. Kayıtlarda var, televizyonda söyledi. Halen daha AK Parti MKK üyesi. Mesela aynı tarihlerde binlerce Türk oğlu Türk Abdullah Öcalan'ın mesajıyla duygulanıyorsa artık gerçekten yeni bir dönem başlıyor diyen Abdurrahim Boynukalın. Bu sözden sonra milletvekili yapıldı. Şimdi de AK Parti'nin İngiltere temsilcisi. Önce AB temsilcisiydi, şimdi İngiltere temsilcisi.
Abdullah Öcalan'ın dışarı çıkmasına engel AK Parti değil, HDP'dir diyen Yiğit Bulut hala Cumhurbaşkanlığında baş danışman maaşı alıyor. Ama utanmadan sıkılmadan Bülent Turan'ından tutun sözcülerine, genel başkan yardımcılarına, Hamza Dağ'a kadar hepsi çıkıp sizin gözünüzün içine baka baka oradaki bir isimden bizi sorumlu tutuyorlar. Şimdi de açıklama bekleniyor. O isim, o isim mi, o da belli değil. Ama terör örgütündeyse bizim pozisyonumuz değişmez. Onu çok açık ve net şekilde söylemek durumundayız. Ama dün akşam Recep Tayyip Erdoğan ne diyor? Dün akşam dört gazetecinin karşısında soruları cevaplıyor. Daha önce kamera kayıyordu arkadaşlar, prompterler görülüyordu. Oradaki görüntülerden sonra çok sıkı tedbir aldılar. Dün akşam görüntüde prompter yok. Var mı yok mu? Vallahi de var, billahi de var. Aydınlatma ışığının altında, ekranın üstünde prompteri koymuşlar. Ama Abdülkadir Selvi'ye yakın çekim yapmamak suretiyle prompteri kadraja sokmamayı başardılar. Ben diyorum ki dün Recep Tayyip Erdoğan bütün soruların cevaplarını prompterden okudu. Oradaki dört gazeteci, dört sayın gazeteciden birisi çıkıp yalanlasın, çıkıp özür dilerim ben yalan attım diyeceğim. Bir cumhurbaşkanlığı yetkilisi bir yalanlasın prompter yok diye. Ya öyle bir döneme gelmişiz. 20 yıllık iktidarın sonunda gazetecilerin karşısına soruları almadan çıkamayan birisi yönetiyor ülkeyi. Soruların cevaplarını ekrandan okuyor. Bizim iktidarımızda gazeteciler özgürce soracak. Bizi nereye davet etseler gidiyoruz arkadaşlar. Ben TVNET'e gittim. Yeni Şafak'ın televizyonuna gittim. Çayımı içtim. İkinci kata çıktım. Sor kardeşim dedim. Ne sorduysa cevap verdim. Dedim ki arada çağırın ki birikmiş yalanları tüketelim. Çünkü dünyanın iftirasını oradaki gazeteci atmıyor. Daha önce yapılmış birikmiş haberler. CHP milletvekilleri terör örgütü cenazesine gitti mi? Yalan olduğu teker teker çıktı. Burada da ispatlamıştık. Cumhuriyet Halk Partisi aklında ne kadar iftira varsa hepsi çöktü, bitti. Ama düşünün ki kendisini hiç rahatsız etmeyecek sorular olduğu halde soruları önden alıp cevapları ekrana yazdıran birisi yönetiyor ülkeyi. Yıl 2022. Basın özgürlüğü, gazetecilerin oradaki pozisyonu, onlara hiç girmiyor. Ama içinde bulunduğumuz durum, soruları önceden alıp cevapları hazırlatıp çıkıp orada gazetecilerin karşısında soruları cevaplıyor. Cesaretin varsa Kemal Bey'in karşısına çıkacaksın. Kanalı sen belirle. Gazetecileri sen belirle. Sen sorularını yine hazırlat. Biz gazetecilerin sorduğu sorulara cevap vereceğiz. Ama sen acaba Kemal Bey'in soracağı sorulara cevap verebilecek misin? Yok. Orada tutulurlar. Orada dut yemiş bülbüle dönerler. Hodri meydan, gücü olan, kendine güvenen, yaptığı icraata güvenen, yaptığı bu rezillikleri savunabileceğine ve milleti ikna edebileceğine inanan Hodri meydan çıksın karşımıza. Ama çıkamazlar. Dün bu konuda ne diyor kendisi? O hapistekilerin hiçbiri iddia edildiği gibi gazeteci değil. Terörist olduklarını en baştan söyledik, hala söylüyoruz. Ama bunlarda yüz yok. Yargı bunları terörist oldukları için cezalandırıyor. Ya Allah'tan kork. Şimdi bir örnek üzerinden gidiyorsun da Mehmet Abaral, Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Hikmet Çiçek, Nedim Şener, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu. Bunlar burada. Hadi hepsi bir yana. Nedim Şener'e biz o gün de terörist diyorduk, doğru. Bugün de terörist diyoruz diyor. Buna da cevabı Nedim Şener versin. Ama benim Nedim Şener'e bir cevabım var. Çünkü ben dün kendisine hakaret makaret etmedim. Hatta düne kadar ben cezaevinde görüştüğüm kimsenin mahremini de hiçbir yerde anlatmadım. Hala mahrem kısımlar duracak.
O söylediği, çektiği sıkıntılar, ailesiyle ilgili çektiklerini söylediği sıkıntılar, onların hiçbirine girmem. Ama dün dedim ki, ya bu rapor yayınlanırken, rapor bu rapor. Bizden diyor izin aldı mı diyor mesela. Ya ne izni? Hangisinden almışım? Hangisi inkar ediyor? Cezaevinde gazeteciyi ziyaret ediyorsun, anlattığı derdini, sorununu raporlaştırıyorsun. Bunun için kimseden izin almadık. Ama senin gibi içinde adı geçen diğer 187 kişiden biri de çıkıp benden görüşmediler demedi. Ya görüşmüşüz ya mektup yazmışız. Bizden yana olan olur, olmayan olur. Aşırı sağ basından olanlar vardı. Hiç umurumuzda değil. Hepsinden görüşürüz. Ama tutmuş, ben ona diyorum ki bak kardeşim, sen önce dedin benden görüşmedi. Görüştük dedim. İspatla dedi. Çıkardım defteri. Dedim ki bak kardeşim, 9 Ağustos 2011'de ben gitmişim. Adalet Bakanlığı kayıtlarında var. Ben seni ziyaret etmişim. Sen bu ziyarette dedim, eşinin adını, kızının adını, okuduğu okulu, osunu, busunu söylemişsin. Sonra burada niye duruyorsun? Senden bu cemaatin ne derdi var dediğimde Hrant dosyası demişsin. Sonra dün kabul ediyor hepsini. Kitap sayısından, yemekten şikayet, personelden memnuniyet, kantinin de olmayanların dışarıdan gelmemesini, aklının almamasını, bilgisayar süresinden falan şikayet etmiş. Hepsini dün kabul ediyor. Sonra diyor ki, benle rapor hakkında mı konuştun? Bunu ispat etmezsen diyor, küfür hakaret. Ya bu nasıl bir iş? Rapor zaten bunlardan ibaret. Gazetecilerin cezaevinde haksız tutulmaları ve yaşadıkları güçlükler. Ama başta yalanı attı, dönemiyor, şimdi kıvırıyor. Dün dedim ki bak, rapora yazabilmemi, yazmamızı isteyip senin istediğin benim yazmadığım. Ertesi gün gazetelerde çıkmayan bir kısım var. Onu dedim, o konuya girmiyor. Ama onu yapmazsan namussuzsun, bunu yapmazsan şerefsizsin. Bak Nedim Şener, bir, o kadar kişi gördüm cezaevinde. Kimi düşüncesi bana yakın, kimi çok uzak. Kimi şimdi yandaş, kimi başka, kimi vatandaş, kimi muhalif. Senin gibi cezaevine girip de orada huy değiştiren, tavır değiştiren, bak o hücre arkadaşın, dün saldırdığın koğuş arkadaşın Ahmet Şık, dünyanın en düzgün adamlarından birisi. Bir konuşsa kimsenin yüzüne bakamazsın. Ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama ben şöyle bir şey görmedim. Ya Cübbeli Ahmet Hoca'ya gittik. Benim ne işim olur, ama sağlığıyla ilgili sorun var. Yanlış ilaç kullanıyor. Yardımcı olduk. Çıkınca aradı. Bayramda Seyran'da arar. Hiç düşüncesi bana kanılmıyor. Benim ifadelerimle ilgili beni kınayan açıklamalar yapıyor. Ama çıkınca aradı, bir teşekkür etti. Herkes bunu yapar. Cezaevinde ziyaretine gelenlere dünyanın lafını, olumlu şeyini söyleyip de çıkınca kendini içeri tıkanlara, celladının elini öpmeye koşan bir sen varsın. Sen çıktıktan sonra AK Parti ile aklandın, paklandın. Hatta biliyoruz ki cemaate de açıktan bir pozisyon almadın. Ne zaman bu işler ortaya çıktı? Bunların terör örgütü ortaya çıktı ondan sonra. Şimdi gelelim, yaz bunu rapora da yaz. Gazetede de çıksın dediğin kısma. Nedim Şener, sen o gün çıkıp da ya ben Hrant dosyası üzerinde çalıştım, bir şeyler yazdım, ama benim cemaatle, Fethullah Gülen'le bir sorunum yok, bir problemim yok. Özellikle yurt dışındaki eğitim çalışmalarını da önemsiyorum. Hatta kendi çocuğumu bile okullarına verebilirim. Yaz bunu dedin mi demedin mi kardeşim? A'da dedin. Ben bütün kutsalların, bütün değerlerin üstüne bunu söylerim. Cesaretin varsa sen de söyle. Cesaretin varsa ben dilekçeyi imzalamaya hazırım. İmzalayalım. Görüş odasındaki 11 Ağustos, 9 Ağustos 2011
Görüş odasındaki kamera kayıtları açıklansın. Çık imzayı ver. Orada benim Fethullah Gülen cemaatiyle derdim yok. Çocuğumu bile okullarına verebilirim diye selektörü yap. Ondan sonra çıkıp da ben yazmadım onu çıkınca utanmayasın diye. Senin bu utanmazlık halini çoktan kabullenmiş olacağını öngöremedim. Çaresizlikten böyle söylüyor. Sen çıktın ve gittin. Celladına aşık oldun. Celladına yanaştın. Şimdi celladının giyotini her akşam eskiden aynı fikirde olduğun birilerini doğuruyorsun kardeşim. Helal olsun sana. Sana da bu yakışır. Bize de bu kadar bile seni ağzımıza almak yakışmaz da sen arandın be kardeşim. Sen arandın. Şimdi değerli vatandaşlarımıza bir şey gösterelim. Bu AK Parti nedir? Bu medya nedir? Bugünkü pozisyonlarını geçmişte nasıl tutmuşlardır? Ve bugün utanmasıları gereken ne vardır? Bir gazeteci Eren Erdem bizden milletvekili oldu. Bu arkadaşımızı milletvekilliği sırasında yargılayamadılar. Milletvekilliği sona erer ermez gazetecilik faaliyetinden dolayı Karar Gazetesi'nde yazmış olduğu yazılar ve yaptığı gazetecilikten dolayı içeri aldılar. Ve bakın, dün ne diyorlardı? CHP'nin gazetecisi polisimizi şehit etti. Bakın o gün ne demişler? Paralelin CHP'li tetikçisi Fethullah'ın. Bugün Akşam Gazetesi bugün manşet atmış. Dünkü tepkimizden dolayı devam ediyor. Utanmadan sıkılmadan. Bak senin o günkü manşetin. Akşamın o günkü ruh ikizi İBB'den kesilince hortumu yayınlanmayı bırakan Güneş Gazetesi. Kuş kafeste bir milletvekili hapse giriyor. Kuş kafeste. Ve utanmadan sıkılmadan kriptolara sıkı takip. Ve iddia kendisinin paralel yapının CHP'li tetikçisi oldu. Aldılar içeri koydular. 19 yıl ceza istediler. Tecrit hücresinde tuttular. 500 gün 490 gün cezaevinde yattı. Ve serbest kaldı. Üst mahkeme itiraz etti. Bir daha yargılandı. 4 yıl 2 ay verdiler bu sefer. Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi Eren Erdem haklıdır dedi. Yargıtay'a gitti. Delil yok. Beraat etmiştir dedi. Beraat etmelidir dedi. Bugün son mahkemesi vardı son. Alt mahkeme beraat ettirdi. Şimdi ey Akşam Gazetesi'ndeki CHP'li gazeteci polisi şehit etti diye manşet atan utanmaz. Ey arlanmaz. Şimdi yarın özür dileyecek misin Eren Erdem'den ve CHP'den? Bugün beraat etti kardeşim. 18 gazete birden Eren Erdem'i terörist, FETÖ'cü ilan ediyordunuz. Ne oldu? Bu manşetlerin, bu iftiranın bir bedeli var mı ödenecek? Şu kadarcık özür dileyin ya. Varsa bir başyazarınız çıksın bir köşesinde desin ki o gün öyle yaptık ama bugün utandık, hukuka saygımızdan bunu düzeltiyoruz deyin. Bir bakın bakalım, bakın bu işe. Daha biz bunlara ne diyelim? Ne diyelim, ne diyelim? Tabii Recep Tayyip Erdoğan'ın dün bir stüdyoda oturup CHP milli güvenlik sorunudur diye ana muhalefet partisine bunu söylemesi bir acziyetin ürünüdür. Şunu söyleyelim. Sen iktidarda olacaksın. 20 yıl iktidar olacaksın. Karşında bir ana muhalefet partisi olacak ve onunla olan rekabetini bir siyaset sorunu, kendi açısından siyasi bir sorun, rekabet değil de milli güvenlik sorunu göreceksin. Günde manidar milli güvenlik toplantısından geliyor. Milli güvenlik toplantısında Yunanistan'la ilgili sıkıntılar yazılı kardeşim.
PKK ile ilgili sıkıntılar yazılı. Var mı orada CHP ile ilgili bir cümle? Hadi ona da tevessül etseydin, ona da tenezzül etseydin. Günün gündemi Milli Güvenlik Kurulu utanmadan, sıkılmadan CHP milli güvenlik sorunuymuş. Bak, söylersen işitirsin. Bu ülkenin en önemli milli güvenlik sorunu Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ailesinin kişisel dünyadaki mal varlığı sorunudur. Gerekçemiz de şudur. Rusya ile aha böyle takışırken Putin IŞİD petrolleri konusunda Birleşmiş Milletler'de sunum yapacağım dedi. Putin'e özür mektubu yolladın sen. Ne zaman Trump senin mal varlığını araştıracağım dedi. Sus pus oldun. Trump'la ahbap oldun sen. O gün mal varlığımı araştırmayan namerttir, namussuzdur, hodri meydan diyebilseydin bugün Türkiye bu durumlarda olmazdı. Onu demedin çünkü diyemiyorsun. Bir milli güvenlik sorunu varsa o Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel ölçekteki Türkiye'nin hak ve menfaatlerini savunma noktasında karşısına dayatılan ve cevap veremediği sorunlar. IŞİD petrolünü taşıyan tankerlerin uydu görüntüleri ve o gün ambargoyu delmenin Türkiye'ye ağır maliyetleridir. Şimdi gelinen noktada da bir benzer paralellikle bir başka ambargoyu başka hesaplarla delip Türkiye'yi başka sıkıntılara sokmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Şimdi gelelim esas meseleye. Erdoğan çıkmış televizyonda, prompter'da ekonomi konusunda bir şeyler söylüyor. Enflasyondan önce faize bakıyorum diyor. Şu an itibariyle faizi %12'ye indirdik. Temennim odur ki bundan sonraki toplantıda biraz daha indireceğiz. Bu surette yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakam yapacağız. Şimdi çok değerli vatandaşlarımıza bu tabloyu mutlaka göstermemiz ve bu tablonun dikkatle incelenmesini istememiz lazım. Bir illüzyon var, bir yalan var, cebinize girmiş bir el var. Hırsızın eli buraya kadar girmiş. Sizin cebinizden çalıp zenginlerin cebine koyuyorlar. Bugün Türkiye'de enflasyon %80 resmi rakamlara göre, TÜİK'e göre. Faiz %12 demek şu. Türk parasına güvenen %68 zarar eder demek. Oysa geçmişte dolarını bozdur, TL'ye geç, sakal tıraşını bedava ol kampanyaları vardı. Türk lirasına geçen ve parası TL olan gidip de bunların zenginler için planladığı kur korumalı mevduatlardan falan yararlanamayan garibanın parası %80 eriyor, faiz %12. Ve diyor ki faizi ben yıl sonuna kadar %10'un altına, 9'un altına, 9'lara getireceğim. Böylelikle enflasyon düşecek. Vallahi de yalan, billahi de yalan. Nasıl iktisatçılar bir hesap yaparken 2 kere 2 4 diye hesaplıyorsa faiz düşürmekle enflasyon düşmüyor. İşte size Türkiye tablosu. Bakın Türkiye enflasyon 15, faiz 17. Enflasyon 15,5, faiz 18. En son enflasyon 19, faiz 19,3. Böyle giderken Recep Tayyip Erdoğan tuttu ve dedi ki ben faizi düşüreceğim. Enflasyon da düşecek. Dünyadaki bütün ekonomistler diyor ki faiz sonuçtur. İyi yönetirsen düşer, kötü yönetirsen çıkar. Enflasyon da bununla aynıdır, aşağı yukarı olacak diyor. Sen enflasyondan düşük faiz verirsen para dolara gider. Onu tutmak istersen başka bir şey olur. Ama faizi düşürmekle enflasyon düşmez dediler. Bu düşer dedi. Hala diyor. Bakın faizi zorla düşürmeye başladı. 18. Eşitken hemen açılmış. Faiz 16. 20'ye çıkmış. Faiz 15. 22'ye çıkmış.
Faiz 14, 36'ya çıkmış. Bakın o faizi düşürüyor, enflasyon tırmanıyor. Ben faizi düşüreceğim demek, enflasyon tırmanacak demek. Ben faizi düşüreceğim demek, fiyatlar artacak demek. Dün bunun üstüne bir söz daha söyledi. Dedi ki, biz enflasyonu düşüreceğiz ve böylelikle fiyatlar da düşecek. Bu büyük bir yalan. Değerli vatandaşlarımız, enflasyon fiyatlardaki artıştır. Fiyatlardaki artışın durması için enflasyonun sıfır olması lazım. Enflasyon düşse de 80'den 60'a düşerse fiyatlar düşmez. Fiyatın artış hızı düşer ama artmaya devam eder. Enflasyon sıfırken olur, ancak eksi enflasyon olursa fiyatlar düşer. O da tarihte görülmemiş. Tarihimizde yok böyle bir şey. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan enflasyonla ilgili faiz enflasyon inatlaşmasına başladığı gün, enflasyon %19 iken 100 lira olan bir mal, bugün enflasyon 80 iken kaç para oldu? Bu hesabı bütün Türkiye yapar, bir tek Akbaşoğlu yapamaz, bir de Tayyip Erdoğan yapamıyor. Enflasyon 80 olursa 100 liralık malda 180 lira olur. 180 lira olmuş mal. Bu bugündeyiz. Enflasyon faiz inadı başladığı gün 100 lira olan mal %80'lik enflasyonla 180 lira. Buradan sonrası yarınlar Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği olsun diye yazdık. Onun dediği gibi enflasyon Ocak ayına kadar azıcık artsın, 83, 84, sonra da düşmeye başlasın, 65, 50 ve Tayyip Erdoğan'ın hiçbir dediği tutmadı ama dediği gibi enflasyon %40'lara doğru inecek olsun gelecek sene. Ne diyor dün akşam? Fiyatlar inecek. Fiyat inmez. Erdoğan'ın dediği rakamlara inse 180 lira olan mal 190, 200, 210, 216 lira olacak seneye Nisan'da. 180 liranın 180'de kalması için sıfır enflasyon lazım. Yani göreceksiniz Ocak ayına kadar biraz artacak. Sonra düşüşle birlikte fiyatlar düşecek lafı tamamen yalandır. Eğer fiyatlar, bugünkü malın fiyatı Mart ayında düşmesi için enflasyonun eksi %20 olması lazım. Oysa kendisi diyor ki her şeyi çok iyi yapacağım, %40'a düşüreceğim. O durumda bile enflasyon öyle olduğunda 100 liradan başlayıp bugün 180 lira olan mal 216 lira olacak. Bunu herkes böyle bilsin. Bu büyük yalana bu milletin karnı tok. Diyor ki bazı mahfiller Merkez Bankamızı yıpratmaya çalışıyor. Biz 83 milyon sabahtan akşama bir tek bu işle uğraşsak senin Merkez Bankası'na verdiğin zararın %10'unu veremeyiz. Ama tabii anası ney ki danası ne olsun derler köylerde. Cumhurbaşkanı ne ki onun atadığı bakan ne olsun? Vatandaşın aklıyla alay etmek de bir milli spor oldu bunlar açısından. Parti sporu oldu. Kültür Bakanı diyor ki Türk turisti olarak gezmek istiyorsanız bütçe ve kriter açısından bakıldığında kışın dolaşmanızı tavsiye ederim. Türk vatandaşlarının yazın tatil yapamaz durumda olduğunun ikrarı, itirafı mıdır diyelim? Vatandaşın aklıyla alay etmek midir diyelim? Ve hey vicdansız adam mı diyelim? Milletin çoluğu çocuğu kışın çalışıyor. O çocuklar yazın tatile gitmek istiyor. Kışın götür tatile diyor. Yazlık oteller kışın ucuz olur. O çocuk da istiyor ki babası bir ördek alsın, denize girsin. Sen diyorsun ki
Rus'un, Ukraynalı'nın, İngiliz'in, Alman'ın, İspanyol'un çocuğu deniz suyu sıcaklığı 25 dereceyken girsin, 23 dereceyken girsin, bizimkiler kışın gitsin, -2 derece hava sıcaklığı, 4 derece deniz sıcaklığında karşıdan denize baksın. Adamın yemeğe, çocuğunun karnını doyurmaya parası yok. Ayrıca da böyle bir hasretle, böyle bir hasretle alay eden bir adamsın sen. Hiç suçsalar daha iyi. Bazen soruyorlar, vallahi çok çalışıyoruz da, bütün yaz koştuk, il il gezdik, ilçe ilçe gezdik, çalışmaya da devam edeceğiz. Mecliste işimiz yoksa sahadayız. CHP seçimi kazanmak için ne yapıyor? Ya bizim ne yaptığımız önemli değil. Elbette çok önemli. Ama Allah razı olsun AK Parti'nin bakanlarından. Vatandaşa bu lafı söyleyip de sonra nasıl oy isteyeceksiniz kardeşim? Nasıl olabilir? Bunu nasıl söylüyorsunuz? Öbür yandan Hülya Nergis, AK Parti Kayseri milletvekilimiz. Bir köyde bir amcaya denk gelmiş. Amca demiş ki ona, Kayseri basını böyle tartıştı. Nasıl olur böyle bir laf diye. Maaşlarımız çok yüksek kızım, bizim maaşları düşürün demiş. Ya bir amca der, bir amca dedi diye 1 milyon amcayı çıldırtmanın bir manası var mı? Amcanın geliri vardır olur. Çok ucuz bir yerde kendi evinde yaşıyordur, bir harcaması yoktur, bilinmez. Bir amca dedi diye 1000 amcayla alay etmenin yeri var mı? Bir de tweet atmışsın. Ayrıca siz ne kadar koptunuz bilmiyorum. Ama şöyle bir gerçekliği var. O amca geçmişte sana oy verdiyse, sonra da siz onlara bunları yaşattıysanız, bütün emeklilerle birlikte amcamın hali buysa, Anadolu'nun öyle bir feraseti var ki, bir kadın milletvekili kalkmış, köyüne kadar gelmiş, ayağına kadar gelmiş. O amcalar genelde, aa elim kırılaydı da sana oy vermeyeydim kızım, git buradan demez de, aynen böyle söyler. Kızım bizim maaşımız çok, siz kesin bizden verin zenginlere. Dediyse, sen o mektubu okuyamamışsın kardeşim. Okuturlar. Amca veya o amca değilse binlerce, milyonlarca amca sana okuyamadığın o mektubu seçim sandığında okutur kardeşim. Recep Tayyip Erdoğan'ın F-16, F-35 meselesindeki tutumu gerçekten içler acısı. Dün akşam F-16'ların verilmesinden, bizim F-16'ların bakımından, onarımından bahsediyor. Roma'da Biden'dan bunu talep ettiğinde Ekim 2021'di. Bir yıl oluyor birkaç gün sonra. Bir yılı doğacak. 12 ayda bir arpa boyu yol alma. Sonra bari bize F-16'ları verecektin. Vermiyorsan eldekileri modernize et. Ya F-35 ne oldu F-35? Parasını verdik. Paraya çöktü. Bizi attı. Orta aldığımız programdan attılar. Parayı alacağım, parayı almıyorsun. F-16 istiyorsun, onu vermiyor, bizimkini tamir et. Neden? Vizyonsuzluk. Bizim F-4'ler hurdaya ayrılacaktı. Ne zaman? Milli uçağımız yapılınca. Milli uçak semalarda mı? Değil. F-35 gelince önce, milli uçak gelince F-4'ler, F-35 gelince F-16'lar gidecekti. Şimdi Yunanistan F-35'leri uçuracak, bizimki de pijon anahtarı istiyor, F-16 tamir edecekmiş. Yazıklar olsun ülkeyi düşürdüğünüz bu duruma. Yazıklar olsun ülkeyi düşürdüğünüz bu duruma. Bir yandan da günün sözü diyor ki, özellikle sırf daha iyi bir arabaya binmek, daha iyi bir telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek için süfli heveslerle ellerin, başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyormuş. Esas biz bu anlayışa hem acıyarak, hem reddederek, hem de bir an önce kurtulmak umuduyla bakıyoruz milyonlarca gençle birlikte. Bir kere
Süfli demek bayağı aşağılık demek. Bu ülkede ne zamandan beri daha iyi bir telefon, daha iyi bir araba ya da daha çok konsere gitmek aşağılık talepler oldu? Bu nasıl bir aşağılama? Gençlere söylenecek söz mü bu? Sonra bunlar süfli taleplerse dünyanın en pahalı Mercedes'ine neden bizim Cumhurbaşkanı biniyor? Dünyanın en pahalı uçağından 7 tane var. Neden biri bizde? Neden dünyanın en pahalı yatlarından bir tanesini donanmadan aldın da kendine makam yatı yaptın? Neden dünyanın en güzel koyunda yazlık sarayın var? Neden bir kışlık saray inşa ettirdin Ağlat'a? Neden yiyip 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 doymuyorsunuz o sarayda? Ne süfli talepler bunlar? Sen bu süfli talepleri bıraksan da birazcık vatandaş gibi mi yaşasan acaba? Sen vatandaşı yeni bir telefon isteyemez hale getirdin ya. O bindiğin uçaktan, o oturduğun saraydan, o bindiğin Mercedes'ten seni indirmek de bu vatandaşın seçimdeki, ilk seçimdeki boynunun borcudur. Göreceksin bunu. Ve bizim iktidarımızda Atatürk'ün kurduğu bu ülkedeki herhangi bir cumhuriyet iktidarında, cumhuriyetin ikinci yüzyılında bunlardan kurtulduktan sonra biz olalım, başka cumhuriyet iktidarları olsun. Gençlerin en doğal hakkıdır istediği kadar konsere gitmek. Telefonun en iyisini almak ve daha iyi arabalara, daha iyi araçlara binmek, istediği yerde tatil yapmak. Dünyanın en güzel ülkesi burası. Bütün dünya üzerinde hayal kuruyor. Bizim gençler yurt dışında hayal kuruyorsa bu işin sorumlusu 20 yıldır orada oturan benim ben diyen sensin sen. Sensin. Ve bu gençlerin bu hevesini kursağında bırakmayacak olan da o gençlerin kendi iradesidir. 7 milyon genç gidecek seçime, süflilik, aşağılık talep neymiş görecek. Seni o sandıkta layık olduğun mertebeye indirecek. Ondan sonra gençlerin önü de açılacak, yolu da açılacak. Tam da burada Sayıştay raporları gündemde. Bu meclisin millet adına denetim görevi var. Onu da Sayıştay yapıyor. Kolunu kırdılar, kanatını kırdılar. Hiçbir imkan bırakmadılar. Raporu yollama, üzetini yolla. Sen ona karışma, buna karışma. Örneğin 2019 yılında Ziraat Bankası'nın Vakıf Bank mıydı, Ziraat Bankası? Ziraat Bankası'nın yönetim kuruluna eski bakanlar, eski milletvekilleri, AK Parti'nin yöneticileri, beyefendinin danışmanları doluşmuş. Bunlara vermişler kredi kartı. Bu kartlarla 30 milyonluk alışveriş yapılmış. Sayıştay denetçisi demiş ki, huzur hakkı alırsın, yolluk da alırsın, yemek yersen yemeğini de ısmarlar banka. Limitsiz kredi kartı nereden çıktı demiş. Bu harcama ne demiş? Bu arkadaşlar karttan çekti demişler. Ver demiş, vermeyiz demişler. Sayıştay bunu eleştirmişti. Geçen sene o kartı göstermemişler. Bu senede yok. O karttan o parayı almadığını söyleyen 4 kişinin ismini okudum. Geri kalan 7 tanesinin açıklama yapmak boynunun borcu, konuşmuyorlar. 1 Ekim'de meclis açılınca isim isim okuyup bu meclis adına o parayı haksız yere kim harcadı tekrar isteyeceğiz. Ama bu seneki Sayıştay raporu bile, kısıtlanan, daraltılan o Sayıştay raporunda bile neler var neler. İnceliyoruz, peyderpey söyleyeceğiz. Ama genel değerlendirme raporuna göre tüm kamu idarelerinde, devletin başı benim, ben diyor ya sensin, olumsuz faaliyetler nedeniyle bir yılda 604 milyar TL kamu zararı meydana gelmiş. Olumsuz faaliyetin karşılığı şu:
devlet dilinde ve Türkçe'de. Kötü yönetim. Kötü yönetim. Devlet birileri tarafından niye yönetilir? Olumlu faaliyetler için. Olumsuz faaliyet, yanlış karar, görevi iyi yapmama, görevi kötüye kullanma falan filan. Böyle hatalar. Ve olumsuz faaliyetler sonucunda 604 milyar TL. Şöyle bir hesap, bu para neye denk geliyor? 109 milyon tane askeri ücret. Yani Tayyip Erdoğan ve atadıkları kötü yönetmeseler, Sayıştay kötü yönetmişsiniz, 604 milyar TL zarar ettirmişsiniz demiş. Bunu yapmasa 6 milyon 390 bin asgari ücretli var ya arkadaşlar. Onlara bir yılda 12 maaş alıyorlar ya. 17 maaş da ikramiye verebiliriz. Yani 5500 lira asgari ücret alan arkadaşımız devlet iyi yönetilseydi 15 bin lira asgari ücret alıyor olabilirlerdi. 15 bin lira asgari ücret alıyor olabilirlerdi. 12 maaş yerine 29 maaş ödeyebilirdik. 17 maaş ikramiye. Bu mümkün. Kendine ikramiye vermek isteyen varsa seçimde Tayyip Erdoğan'ı yollayıp ülkeyi iyi yönetecek bir iktidar gelsin. Şu zarar edilmeyince 12 maaşa 17 maaş ikramiye mümkün. Kaynak nerede? Kaynak burada. Kaynak kötü yönettirmemekte. Kaynak Tayyip Erdoğan'a sen birazcık bırak da işi bilenler yönetsin, bu ülke perişan olmasın demekte. Sadece ilerleyen günlerde çok konuşulur. Cumhurbaşkanlığı için bir yılda 2.97 3 milyar TL mal ve hizmet satın alınmış. 3 milyar TL. Bakın, saray, arabalar, uçaklar, yazlık saraylar, yemeler, içmeler, sarayda harcanan her şey. 3 milyar TL maaşlar falan hariç. Mal ve hizmet satın alma. Ayrıca biliyorsunuz bu arkadaşlar, bunları yaparken tasarruf genelgelerine uymazlar, ihale kanununa uymazlar. Bu kadar açık. 3 milyar TL devletin parasını da saraydakiler yemiş ya da üstüne binmiş. Dün en enteresan cevaplardan birisi, ne kadar dikkat çekti bilmiyorum, tasarruf genelgesi yayınlayacak mısınız sorusuna tasarruf çağrım olmayacak. Utanır insan tabii. Kendisi 3 milyar harcarken kötü yönetimden 604 milyar TL çarçur olmuşken bunu dese alacağı cevabı biliyor. Ama Enerji Bakanı tasarruf kitapçığı yayınladı. Biliyorsunuz ne yapacaktık arkadaşlar? Ütü yaparken fişi 5 dakika erken çekecekmişiz. Ütü soğuyana kadar 1,5 gömlek daha ütülermişiz. Ya sen tasarruf genelgesi yayınlamayacaksın da bakan böyle söylüyor. Almanlar klimayı çok yükseltmeyin demişti. Kışın kombiyi kısın demişti, dalga geçiyordun. Senin bakan aynısını söylüyor. Ben yayınlamayacağım diyor, kendi bakanları yayınlıyor. Bunu da ifade etmek gerekir diye düşünüyoruz. Ana son konumuz borsa. Bir tek adam rejimindeyiz. Kimin nereyi nasıl yönettiği belli değil. Buralarda iki kurum vardı. Biri hep konuştuğumuz Merkez Bankası. Başkanları 5 yılda bir değişecekken 3 yılda 5 tane değiştirdi. Kanununda özerktir. Kimse karışamaz derken söz dinlemiyordu bunlar dedi. Bir de SPK var. Maalesef o SPK'nın ne hale geldiğini Erzurum milletvekilinin abisi ve Erzurum milletvekilinin boşanmakta olduğu eşinin kirli ilişkilerinden hepimiz öğrendik. Geçtiğimiz hafta borsada bir şeyler oldu. Borsamız Ağustos rakamlarına göre 2 milyon 600 bin yerli yatırımcımız var. Ama bunların 2 milyon 494 bini küçük yatırımcı. Yani 78 binin hesabında para yok. 522 bin tanesi 2 lirayla 100 lira arasında falan.
Sadece 129 bin hesapta 500 bin lira üzerinde para var. Yani borsada yatırım yapıp işlem yapan hacimli hesap sayısı 129 bin. Bir grup manipülatör geldi geçen hafta. Geçen ay ve geçen haftaya sirayet eden dönemde borsa oyunlarıyla banka hisselerini önce uçurdular. Sonra Nebati'ye hadi dediler. Nebati çıktı. 23 Ağustos'ta döviz kuru ve diğer emtianın getirisinin enflasyonun altında olduğunu tüm vatandaşlarımızın en çok getiren Borsa İstanbul'a kanalize olması gerektiğini söyledi. 2 Eylül'de de Borsa İstanbul'un yerli ve yabancı yatırımcının güvenle yatırım yaptığı bir mecra haline geldiğini ve ilerleyen dönemde en güvenli ve en güçlü seyrin burada sürmesi gerektiğini beklediklerini söyledi. Yani o küçüklere diyor ki girin borsaya, teminatınız benim. İnsanlar borsaya girdikten sonra 13 Eylül'de borsa baş aşağı çakıldı. Baş aşağı çakıldı. Ve sermaye piyasası kurulu izledi. Şimdi de bir şey görmemiş ki ne soruşturma var, ne suç duyurusu var, ne borsada işlem yapmaktan men edilenler var, ne gayrimenkul yatırım ortaklıklarına soruşturmalar var. Ama en çok işlem yapan biri var. Bu ismi çok duyacaksınız. Bu isim altın rafinerisi de var. Bu ismin borsada işlem yapan işi de var. Bu ismin Varank'ın öve öve bitiremediği ama TEİYAŞ'ın üstünden geçen yüksek gerilim hattını kaldırmadığı, Tarım Bakanlığı'nın kabul etmediği, Varank'ın ben sonra düzelteceğim dediği barut fabrikaları da var. Yatırımları da var. Ve bu isme diyorlar ki manipülasyonda en çok işlem senden yapılmış. Bu isim diyor ki ben yapmadım kardeşim diyor. Ben kendime mi yapıyorum, ben aracı kurumum diyor. Ve işlem yapan Mehmet Akdere'dir diyor. Biz bu ismi biliyoruz. Hani geçmişte Mecnun'un falan yaptığı borsa spekülasyonları, yasaklı olma durumu falan. Ama isim veriyor. Kardeşim SPK, ben bu adamın içinde bulunduğu işlerde değilim. Gelecek dönem herkes kendini kurtardığında bu beyefendiye bu süreçlerdeki işlemler sorulur da inşallah cevaplarını verebilir. Ama kardeşim SPK borsada aracı kurum niye var? Orada isim yazmasın, aracı kurumun ismi yazsın, sorumlu odur diye var. Diyor ki ben yapmadım, bu yaptı diyor. Çünkü işin çok büyük ve çok tehlikeli olduğunu biliyor. Daha beter bir laf söylüyor. Benim dışımda 11 aracı kurumda daha yaptı diyor. Bu bilgi nereden? Bu şu demek. SPK yatırımcıların bilgilerini gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerine ve başka şirketlerin müşteri bilgilerini bazı yandaş isimlere veriyormuş. Burada bir kusur, burada bir sorun görmüyor musunuz? Canını okudunuz Halkbank yatırımcısının. 18 liralık hisseler düştü 4 liraya. Senelerce kaldı. Halkbank'ın kapısında emekliler, polisler, assubaylar ağlaştı. Duman ettiniz insanları. Halkbank'ın kılı kıpırdamadı. Bu manipülasyon 8 liraya çakılınca ise geceleyin hep birlikte toplandılar, Nebatili mebatili. Düşmüş hisseyi Halkbank'ın kendisine aldırttılar. Bunu da mı görmüyorsun SPK? Ve esas üzerinde kısaca duracağımız çok rahatsızlık veren bir husus var. Dün Merkez Bankası döndü ve bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklama şu. Daha doğrusu Merkez Bankası'nın açıklaması genelgeleriyle oluyor. Bir genelge yayınladı ve diyor ki bundan sonra kredi vermeniz için bankaların net ihracatçı olması lazım şirketler. Zaten bankalar İki tür kredi verebiliyorlar. Yatırım kredisi ve ihracat kredisi. KOBİ'ler ve KOBİ dışı olanlara zaten yatırım kredisi verebilecek durumda değiller.
öyle standartlar, öyle zorlamalar getirmişler ki sadece ihracat kredisi verebiliyorlar. Enflasyonu düşürüyoruz diyor Tayyip Erdoğan, düşmüyor da faizi 9'lara indireceğim diyor. Bak ucuz para var diyor, gidin diyor, kredi kullanın, iş yapın diyor. Merkez Bankası ise kredi verirken net ihracatçı olmayı istiyor. Yani eğer sen 100 liralık ithalat yaptıysan en az 110 liralık ihracat yapacaksın. Bu şu demek, zaten KOBİ'lerin, KOBİ dışı, KOBİ'nin biraz üstünde, KOBİ sınırlarını aşan nedir o? 250 kişi ve 250 milyon TL'yi aşan ve ihracat yapanlara bir sürü zorluk vardı. Şimdi net ihracatçı. Yani adamın 100 liralık ithalatı var, 60 lirasını ihracatla kurtarıyor ve iç piyasaya çalışıyor. Buna bile kredi vermeyeceksin. Geçen hafta makro ihtiyati tedbirler yumuşalabilir deniyordu. Olmadık bir işle artık krediye erişim çok büyükler ve bazı yandaşlar dışında, yani dayısı olmayan, arkası olmayan, torpili olmayanlara, yani talimatla kayrılanlar dışında bizim gerçek yatırımcımıza krediye erişimde çok büyük bir engel daha gelmiş durumda. Bunun sonucu küçülmedir. Bunun sonucu ihracatın, zaten düşmekte olan ihracatın daha da düşmesidir. Bunun sonucu AK Parti'nin binmeye çalıştığı dalı baştan kesmesidir. Ve bunun sonucu istihdam, bunun sonucu işsizlik, bunun sonucu yoksulluk, bunun sonucu daralmadır. Çünkü artık mızrak çuvala sırmamakta, eldeki halı odanın hiçbir yerine yetmemektedir. Oraya çeksen burası açıktadır, buraya çeksen burası açıktadır. Bu süreçte bu inattan, bu saçmalıklardan, bu kötü yönetimden kurtulmanın zamanı gelmiştir. Bir satır şunu söyleyelim. Büyük bir rezaletle karşı karşıyayız. O da şu. Bir dönem hakkında FETÖ davası olan, biliyorsunuz, Fettah Tamince vardı. Biz ne dedik Fettah Tamince için? FETÖ borsası var dedik. Bu iddialar ortaya atıldı. Yıl 2017-2018. Hatta bu konuda Cumhurbaşkanlığı'nın avukatları devrede dedik. Böyle laf ettiler, böyle. Bugün bir şey ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı, avukatı, Fettah Davince'nin davasındaki savcıya rüşvet verdiğini söylemiş. Ahmet Kürşat Köle, avukatın adı. Ahmet Kürşat Köle. Bunu kim söylüyor? Cumhurbaşkanı'nın en bilindik avukatı bugün şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki, Ahmet Özel, söz konusu olaya ilişkin bilgi 2017'de bana geldi diyor. Ancak savcı Kürşat'a rüşvet teklif etmiş diye biliyorum diyor. Bazı deliller vardı ama savcının hasta bir çocuğu varmış. Acıdım, HSK'ya vermedim, pişmanım diyor. Bakın, 2017'de Fettah Tamince için Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Kürşat Köle savcıya rüşvet veriyor. Bu bilgi Ahmet Özal'da var. Savcının çocuğu hasta diye acımış, vermiyor ve bugün bunu itiraf ediyor. Peki Ahmet Kürşat Köle ne zamandır avukatı değil Tayyip Bey'in? Herhalde 2017'den beri değil mi duymuş? 2018, 19, 20, 21, 22 Tayyip Bey'in avukatı geçen hafta azletmişler. Azil geçen hafta. Rezaletin ortaya çıkmasından bir hafta önce. 2017'de Fettah Tamince için savcıya rüşvet teklif eden avukat 5 yıl boyunca Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlığına devam etmiş. Tuz kokmuş demek bunu ifade etmek için hafiftir. Memleket her yönüyle lağım çukuruna dönmüş. Bu pisliği kimse kaldıramaz seçmenden gayri. Sandığa giderlerse
AK Parti'yi gönderirlerse bu pislik ortadan kalkar. Aksi takdirde bir okulda müdür baskısıyla sendika değiştiren öğretmene FETÖ'cü diye memuriyetten at, ağaç kökü yesinler de. Bankasya'ya para yatıranları memuriyetten at, çocukları, hamile kadınları doktora gidemesinler, yeşil kart bile verme. Sonra sen dön, parayı basanı, baş FETÖ'cüyü affet, Cumhurbaşkanı'nın uçağında misafir et ve 5 sene boyunca bu pisliği seyret, ortaya çıkmaktan bir hafta önce de azlet. Bu nasıl bir rezalet? Diyecek başka bir şey bulamıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa yanıtlayalım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.